Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize hayırlı akşamlar dileriz. Yeni bir videomuza daha başlıyoruz. Evet arkadaşlar, bu akşam daha önceden de gitmiştik. Markete gidiyoruz. Tabii ki her evin ihtiyacı olduğu gibi bizim de evimizin ihtiyaçları var. Şimdi onları alıp geleceğiz. Tabii ki akşam oldu. Gündüz gitme şansımız neyle yok. Video çekiyoruz, hayvanlar derken, ama şimdi artık bir iki saat dolaşıp geleceğiz. Evet, kırmızı şapka şimdi yerine bindi. Neye bakıyorsun kırmızı şapka? Arabanın sırasında şey, arkasını dashboard'u mu? Ha. Koca kapıya kim götürecek? Nerede koca oğlan? Benim onlar... yavrum dedim valla. Hepsi şimdi arabanın etrafını örülüyor biz gelince. Tavukları koydum, hayvanları, köpekleri. Yani. Geri geri gitme, oraya gideceksin. Tamam mı? Kırmızı şapka geldim. Gidiyoruz. Şıklı. Evet, biz çıkana kadar maalesef ki akşam oldu. Akşam oldu. Akşam yolculuğu yapacağız kırmızı şapkayla. Daha önce gündüzleri gidiyorduk böyle. Yarın gidemeyiz ya, işimiz. Yani. Harikas gibi gidemeyiz. Hadi bakalım. Kemerlerinizi takın. Hayırlı yolculuklar dileriz. Otobüsümüz 15 dakika sonra mola verecek. Tamam, araba ne gelme şimdi. Ha, yoldan mı? Ha, yani. Tamam, kırmızı şapka. Evet, içerisi biraz karanlık gibi görünüyor kırmızı şapka, öyle de. Kemerini takıyı. Ha, tek yola girince diye Salih, şu köprünün oradan giriyoruz ya. Araba çıkmasın diye yani. Evet, karlar kalktı arkadaşlar, yavaş yavaş gidiyor gayrı. Ama geceleri, gündüz böyle güneşli geceleri çok soğuk oluyor. Zaten gündüz de buraları biliyoruz. Sizlerle yolculuk yaparken sohbet ederek gidiyoruz. Hele taktı kemerini, aferin Zalim. Ya adam ne olmaz. He mi? Sen önlemini al da. Ben özetliyorum, önlemi alıyorum ben. Ha. Ben bakıyorum ki. Yok, dar yerlerde ama. Yol yapsa da biz de şeysez, bugün evvelsi gitsez şu yoldan. Yani bilmiyorsun yani. Tamam geldi işte. Yok da bir şey. Ya. Adam geliyor dönemiyorum. Oraya gidiyorum dönemiyorum. Oraya mesela şuraya gidiyorum dönemiyorum. Ya bunu alıyor sen yani. Zaten şuradan gidiveriyorduk yani. Evet. Neyse, düzel inşallah ya. Yapılır. Yapsın abi, yazın yapılmasını isterim ben. O kadar. Evet. Karabiber açalımsın Mustafa. Hayır, açma. Karabiber açma. Müzik açamıyoruz arkadaşlar. O yüzden şeyde olmuyor. Videoda, YouTube'da. Müzik işi. Neyse, Taşköprü'ye doğru girerken yine devam ederiz. Şimdilik kapalı diyorum. Evet arkadaşlar, Taşköprü'ye giriş yaptık. Birazdan markete gideceğiz. Al bakalım kırmızı şapka, sen çek. Şöyle elinden al. Sana dursun. Telefon ne yapacak? Bana. Sür kaptan, gidelim. Sür kaptan, sen mi çıkmış? Bir de boşaltı çıkmış. Araba. Sür kaptan, gidelim diyor.
Gökten düştü. Ne üstüne çıkarak oldu ya? Ne oldu? He? Gece mi yapalım? Tabii. Adam çıkıp olmama tatlı çıktı. Aslında kuşu kapıyla gidiyor ki. Şehir içinde gidiyor. Adaya çıkıp da yavaş gitse. Gidiyorsun sen de derler. Değil mi? Şuraya giden alır. Ya burada ben kaç defa kaza gördüm bu virajda. Şimdi dışarıdan gelen insanı burayı bilmiyor. Tam keskin viraj. Dönerken neler neler. Biz iş yerinden görerdik. Ne yani? Çok virajlı değil yani. De işte geriden kaptırınca alamıyor virajı. Hele kışın. Biz tekstile çalışırken görerdik burada. Kırmızı şapkayla hep gündüz geliyoruz. Burada kırmızı şapkanın koyun çiftliği var. Şu ileride. Daha bak. Işıkların neyi yok abla. Oraya gidelim diye. Ne geçen de. Koyunların kokusunu benzinlikten almış ya. Bırak. Ben alma koyun. Ya var yeter. Bir yolunda getireyim. Anam. Evet. Kırmızı yandı arkadaşlar. Taşköprü'den de gurbet dolanlar var arkadaşlar. Buraları da gelmişken çekiyoruz. Köprü başlarında. İnşallah kanun çıkıyormuş ana sokak köpeklerine. Çıkıyor çıkıyor. Dinledim ben. Hayvanlara ya, yakın zamanda çıkıyor toplayalım. Dinledim ben. Hepsini dinledim. Aferin sana. Bir de köpek şey etmeyecekler. Olmayacaklar. Toplayacaklar bizi. Toplasınlar ya. Hayvanlara zavallı. Bir de köpek şey etmeyecekler. Hepsini. Zavallılar. Nerede kaç köpek varsa. Erkek olsun, gancık, dişi olsun, kupayı olsun, hepsini yapacaklar. Ana. Dinledim ben de. Karnın çıkıyor şimdi, meclise. Kupayı da sayıyoruz yani. Sınıflandırıyor hepsini. Şimdi Neyle sınıflandırıyorsun hepsini lan? Meclis kurumuna giriyor şimdi şu anda. Duydun mu kırmızı şapkayı? Şeyden geçince meclis. Meclis kurumuna, meclisten geçince. Ya tamam. Meclisten geçince şey diyelim. Ne yani? Aç gezgeli. Asfaltlarda niye gidiyorsun? Aç gezgeli işte. Bana biz geliyoruz 2 dakika sonra. Sen gitmiyorsun bana. İyi sen otur kırmızı şapka. Evet sessizlik arkadaşlar. Küçük bir şehrimiz zaten. Geçen yeğenlerinden gelmiştik. Tabi sarımsak zamanı geliyor gayri. Dikim zamanı. Tarlalar hareketlenmeye başlar yakında. Bu ambulans mı? Sen bir anda ürperiye yani ambulans. Hepimizin hastası olabilir arkadaşlar. Şöyle bir iki dakika dolanayım. Sonra da şehir içine doğru gidelim. Kimseler yok. Banklarda gündüz gazete okuyan emekliler. Salih geçen de burada plastik ördek gördü. Hemen bakıyor. Evet. Geçen sene de Hacı abiyle Çarşamba'ya gitmiştim arkadaşlar. Orada böyle güzel bir köprü var. Bir dolanıp geldik yani. Akşam çıktık sabaha karşı. Tabii sabah dönüş yaptıydık. Evet, videomu şimdilik kapatıyorum yine. Hemşerilerimize de buraları göstermiş olalım. Hemen yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar.
Tamam, markette ihtiyaçlarımız var ama bunları da gösterelim. Kendimizi düşünmüş gibi olmayalım yani. Ben Sinop'ta çalışırken arkadaşlar buradan otobüse binerdim. Şurada beklerdik kenarda. Şeye, İstanbul'dan gelen otobüsünden giderdik. Adana Köprübaşı diye. Adana'nın ne var taş köprü? Adana'da mıydı? Yalan olsun benim. Evet. Bizimkile bekleyelim. Evet, taş köprünün meydana doğru gidiyoruz arkadaşlar. Net mi? Bu yolun içine mi durmuşlar? Buraya ne zaman gelsem ilkokul öğretmenimi hatırlıyorum. Şurada oturuyorlar. Zali belki de yine oturlar. Zali ben şimdi yolu biliyorum, sen merak etme. Ben biliyorum yani, yavaş gidelim de gidelim. Gideceğiz yavrum. Tamam. Görüyorum. Senin sesini duyacak mı yani şimdi o? Koca kankallı. Koca kankallı. Valla. Bana bazıları da best diye. Aç. Toplayacaklar zaten. Toplayacağız diye de bilmiyorum. Barına koyacaklar. Çelocanın dinle de bilmiyorum. Ha, dolmuşçu dayı. Bu ne ki değil mi arkadaşlar? İstanbul trafiği mesela 2-3 saatte eve gidiyormuş insanlar. Yazın biz de gittik, gördük trafiği orada. Evet, meydana geldik. Biraz bu videomuz yolculuk esnasında olacak ama elim çarpmam diye baktım değilim. Yavaş da yavaş. Aa teyze. Niye bakmıyorsun? Ah. Kim bakar bende? Karşımdan beni sıkıştırıyor araba. Ha. Otak ne geliyor? Görmemiş hakim koca koca geliyor. Zaten böyle diye oluyor. Bakmıyorum geri bak. Ya Allah. Kooperatife gideceğiz ama arkadaş, ölümsüz aşklar var da ölmeyen aşık var mı? Ve Salih, gideriz Salih, buluruz bir yer, sen merak etme. Sabırlı olacaksın. Öyle yok. Sabırlı olacaksın. Zeki'nin yanına gidelim mi çay içmeye? Kim o? Bizim arkadaş. Niye gidiyoruz? Geldik Salih, geldik. Merak etme. Ha kanı. Şuraya koy vereyim. Ne dar sokak ya. Adam ne şey etmesin. Aynı yine kopartmasın. Öyle. Hep şey düşünüyor bu. Aynı iğneyi kopartmasın diye. Bu yani ne öyle mi düşünüyorum ben sana? Tamam bu iş. Hadi bakalım. Zaten buradaki arkadaşlar da hepsi bizi tanıyor. Yabancı değil. Hadi bakalım kırmızı şapka. Bizim Berat gibi basağı çocuk. İyi akşamlar çocuklar. Tanıyorlar bizi la. İyi akşamlar diye duymuyor mu? Hadi gel bana. Sepetin ne yok elinde? Neyse arabayı götürürüz yine buraya. Çoktan beri gelmediniz diye arkadaşlar. Geçen bir ara uğradım gündüz. Hey! Kapattım. Aynayı kapattın mı diye ya. Ulan kırmızı şapka. Hadi bakalım.
buraya boyayacaklar ya. Hele. Aman, aman dayım yavaş. Gel anne. Tam da akşam trafiğine denk geldik biliyor musun? Yani tam da akşam trafiğine denk geldik. Çıkışında herkes. Hadi. Hadi bakalım. Evet. Hadi bismillah. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Biz geldik. Hayırlı akşamlar. Evet. Yavaş yavaş anne şuradan bir araba çekelim. Şuradan ben bir tane. Hadi. Gel Salih. Hadi gel. Ne taraftan başlıyoruz anne? Evet, çalışıyoruz, çalışıyoruz. Hadi bakalım. Herkes işine devam. Evet arkadaşlar hem fiyatlara bakalım. Ne olmuş ne? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bak gelmedin diyorsunuz. Geldim en sonunda. Ettik, eyvallah sağ ol kardeşim. Sağ olun. Siz de iyisiniz. İyi anlaştık. Bir yaramazlık yok. Eyvallah. Yok inşallah. Bu akşam buradayız. İyi. Evet. Nereden başlıyoruz şimdi? Mutfak alışverişine ne diye? Şeker 5 kilogram 143 TL'ymiş arkadaşlar. Hemen pirince bakalım. İri bayağı bir taneli pirinç. Osmancık. 95 lira diye. Osmancık pirinci var ne? Bir kere istersen pirinçten başlayalım. Çünkü yok diyordum. Haydi bismillah. Evet pirinçten başladık. Sanki hani bir yarışma vardı eskiden arkadaşlar. Öyle. Kolay gelsin. Valla buraya alışkınız ya sizlere. Aynen. Hiç yabancılık çekmiyorum yani. Evet, evet, şimdi abi. Her yerde ben herkesi çekmiyorum. Açık konuşayım yani. Hani bilmediğimiz insanlarla şimdi doğru. Olmuyor. Ayıp oluyor. Şöyle tabii ki arkadaşlar. Sohbet muhabbet tabii ki başka oluyor yani. Bildiğin yerde. Şimdi şöyle gezelim. Zeytinler 120 lira diye. Dönüyoruz. Ne alıyor ona? Şu kağıttan bir tek şey alacağım. Tamam giderken bir kere şeyi aldı. Evet. Pirinçleri ha yani araba dolmaya başlarken kırmızı şapka neredeydi? Nerede kaldı? Salih. Kırmızı şapkayı kaybetme. Tavuk almaya gitmiştim. Biliyorsun değil mi sen de? Tabii. Ya geçen sene ne tavuk hastalığı vardı onda ya. Devamlı pazardan tavuksuz gelmiyordun. Bak bir kere Salih nereye gitti? Ben öğrenmedim de. Kaybolup kaybedersin herhalde. Bakıyorum sesi geliyor bir yerden. Sesi gelirse şirket de olmuş. Kesin. Salih. Ya geliyorum. Bak, anam. Orada sohbet ediyor. Bırak ben sadece şirket de olmuş. Kırmızı şapka sohbete daldı arkadaşlar. Şimdi balıklara falan geleceğiz de. Yani fiyatları sorarsanız her şey ateş pahası. Anam da şimdi inceliyor tek tek. Çekirdek almış. Maya aldım. Pak maya. Kapatma tozu. Evet hep beraber alışveriş yapacağız şimdi. Biraz sonra Salih tabii ki her zaman gibi sodasını kucaklayıp gider. Evet yağlara bakalım. 84 lira diye. Yukarıdakiler tabii ki aşağıdakilerin fiyatları nerede yazıyor bunu? 78 liraya var. Ondan sonra bu neymiş? Zeytinyağı, hakiki zeytinyağı. 460. O bize aşar. Onlar lüks kaşığı. Evet. Makarnalara bakalım. 16.50. Mısır bugün patlatmıştık 34. Ondan sonra neymiş? Salih sohbeti yıkı içerdi. Mercimek 29, 30 dv. Yani aşağı yukarı nohut 44. Başka. Ha şu varmış bak. 239 milyon. Bu da çok iyi. Geçen de Germek'teki kooperatiften aldık biz arkadaşlar. Ben pirinci çok severim. Pirinç üreticilerine de buradan selam olsun. Sadece bir şey çok ne Osmancık, Tosya pirinci, bundan sonra Boyabat, Vezir Köprü aşağıydı. Efendim? Baka bakalım bir şey. Samsun. Öyle şöyle çok hani. Nettin. Baka bakalım. Ben seni bir şey kucaklamıştı diyordum. Ya.
Tur mu attın? Adamına laf attı ki. Öyle ya Salih. Çoktan beri gelemedim. Net yana karar veremedim. Hadi ilerle. Neyse. Bakıyor şimdi Zahali. Burada ne diye arkadaş biliyor musun sana? Şey bağlı. Tavuklara şey. Gitmiş Zahali bakma hadi. Ne tavuğu lan? Tavuk yok lan burada. Tavuk yok lan burada. Ne tavuğu? Evet, dolaşmaya devam edelim. Yumurtalara bakalım ne kadar olmuş. Yumurtala indirin de. Salih'in kara tavukları yumurtaya, biz yumurta almıyoruz. Yine küçüğünden tek şey yapıyoruz. 99 lira diye. Tabii ki bunların bizim o renkli öbürki renk olanlar biraz daha pahalıdır. Ne dedin anne? Torun tombalak gelir yanım. Küçüklerden. Bak yine gitti kırmızı şapka bir yere doğru. Salih. Bu ya gelse evlat. Şu yağların fiyatına bakacaktım. Ha burada yazıyor. 189 lira arkadaşlar. 5 litrelikle 189 lira. Yumurta 99, pirinç 95, yani. O düdük çalan ne? Ne anne? Tır gelmiş, onu boşaltacaklar herhalde. Biz de arkadaşla tekstille çalışıyoruz. Koca tır yüklerdik, İstanbul'a yollardık. Ne istiyorsun anne? Şu zeytinden bunu hangisinden alalım? Valla ben bilmiyorum, bak işte al yani. Ne diye? 1863'te. Vay be, Türkiye Tarım Kooperatifi. Evet, dolaşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sade helva 49,5 yani. 50 değil mi sen? Merhaba kardeşim. Merhaba. Anam hocam sen miydin ya? Ya? Ah hocam benim. Abim, güzel, kusura bakma. Video çekiyorum da. Tamam hocam. Tamam. Oldu hocam, görüşürüz. Hocam senin memleket neredeydi? Sivas. Sivas'ın neresinden? Hafik. Evet. Evet, Sivas'a da buradan selam olsun. Aynen. Sivas'tan da çok takipçilerim var benim. Aynen. Yurt dışlarında hep. Güzel. Görüşürüz hocam. Aynen. Sivas'tan 1/3 İstanbul'da, 1/3 yurt dışında. Doğru. Değil mi? Gurbet çok göçmemiş. Aynı bizim Kastaman hesabı. Sağ ol hocam, sağ olun. Evet, komşu köyümüzün hocası arkadaşlar. Ben diyorum acaba çıkardamadım. Kadı Mehmet Emigil ile beraberdik ya. Ha, Alamalı. Alamalı hocası. Sivaslı. Ha ha. Yok, Abatak'tan. Yok. Ya nereden tanıdım diyen. İşte insan çok kişiyle konuşunca arkadaşlar kafam gidiyor. Şaşırıyor. Şaşırıyorum, bilemiyor yani. Evet, onları söyledik. Spagetti makarna da onu atmıştık. Hoş bulduk kardeşim. Ne ettin? İyi abi, sağ olsun. Pirinçleri diziyorsun yine. Evet. Tır mı geldi? Bir şey etti herhalde. Şevket tır mı geldi? Ha. Evet, bir taraftan. O mama şeyi yani, uşak değil. Ha, çocuklar. Ne anne? Çocuk bisküvisi mi? Kedi maması da mı oğlum? Kedi maması yok. O yokmuş ana. O önemliydi benim için. Yani. Evet arkadaşlar, turşulara bakalım. 22,5. 31,5 diye. Bundan ne zaman turşu görsem, askerde biz çok girdik bunlardan ya. Nedense. Kış günleri. Ton balığı 68 diye. Geçenlerde gördüm 90 yazıyordu. Ne kadar fark var arada ya. Evet, hemen bakalım arkadaşlar. Sizlere dönelim. Ne diye? 41 liraymış mantı. Bunun el açması kadar lezzetli olanı yok tabii ki. Mantı dükkanlarında çileye. O bir başka oluyor ya. Bu neymiş? Tarhana. Dur. Tarhana da varmış burada. 102 lira tarhana. Bu ne? İkilik kemik suyu. Anam. Kemik suyu diye ya. Küçük çocuklar için bunlar arkadaşlar. Kemik suyu çok iyi bir şey. İyilikleri gelişmesi için çocuklarım. Birisi Fatih Davulcu diye ama yine. Adana daha bir şey almamışsın. Ben baka baka alıyorum. Beni tamam, şey etme. İyi sen. Sık boğaz etme. Tamam, etmiyorum. Kafama göre takıl o zaman. Acelemiz yok. Tamam. Biz şöyle bakıyoruz. Ne var başka? Öyle. Alıç sirkesi. Kim bilir ne emeklerinden oluşu alıç ya. Dağılda mesela cıkkada bir şey oluyor şu alıç. Bu ne? Efendim?
Kurutulmuş Trabzon hurması. Şu Trabzon hurması. Tamam. Sinop'ta da vardı böyle iri iri ol arkadaşlar. O ne kadarmış? 36. Tarhana çöreği. Allah Allah. Atıştırmalı. Ne çeşit şeyler bu ya. Salçalı ne kadarmış? Onların fiyatını hemen sizlere söyleyeyim. Domates salçası 40. 40 lira. Ketçap, mayonez. Bizim küçükler onları çok seviyorlar. Ketçap, mayonez. Haya. Bal var burada. Ne diye? Tabii dünyanın en kaliteli ballarından birisi de Anzer Yaylası'nda yetişiyor. Bal yetiştiricilere de buradan selam olsun. 199 lira. O böyle 199 liraymış. Onu da söylemiş olalım. Tabii öteki o yayla balının kilosu kim bilir ne kadardır bilmiyoruz da. Bu ne? Sızma zeytinyağı 300 ha. Bir keresinde ceviz yağı mıydı ya? Bir şey daha denk geldi dedim ben burada. O dikkatimi çekti. Evet, markette son durumlar böyle arkadaşlar. Fiyatlarını söylemeye çalıştım sizlere. Salih imam arkadaşlarına sohbet ediyor bak orada. Eyvallah hocam. Sağ olun hocam. Hocamız alışverişe gelmiş işte. Evet. Burada hemen manav reyonuna geliyoruz. Ve muz 36, limon 22, soğan ne kadarmış arkadaşlar. Salih muhabbet iyi ya. Cabada pişin diye. Arkadaşlar bunlara hiç bakmıyorum. Fiyatlarına en çok fiyatı artan şey bunlar. Abur cubur şeyler. Yani. Salih, burada bir çay buldum bak gel. 319 lira diye. O yine bir iş görüyor orada. Neye bakıyorsun? Ne aldın bakayım? Böyle içecek şeyleri çok seviyorum. Aman Salih kenara geç oğlum. Evet başka. Başka deterjan fiyatlarına da bakalım hemen. Deterjan fiyatlarına da bakalım. 299 lira diye. 128 lira. Bor var. 155 lira. Buraya da bazen ayrı koyuyorlar öyle. 24 lira bunlar da. Lira diye bak. Bunlar 154. Tavuğun kilosu 68 lira ama bütün tavuğun. Böyle bir şey herhalde öyle yazayım. Salih bakıyor. Kırmızı şapka inceliyor şimdi. Dur. Hoşuna giderse yiyecek. Hoşuna giderse yiyecek onu. Tamam. Dur.
O da küçük bir çocuk. Şunda bizim aldığımız şeyler. Hele. Ne? Hamur gibi bir şey değil. Öyle. Patatesler niye deden mi geliyor? Evet. Hadi bakalım. Üreten, çalışan herkese selam olsun arkadaşlar. Çuval çuval gidiyor bak. Hadi. Ben karışmam vallahi, hani ben ne diyeyim? Evet, bizim araba burada arkadaşlar. Yavaş yavaş dolduruyoruz arabayı. Yasun Ramazan sonra dolar. İşte bu. Nasıl kırmızı yok? Hani koyun satmıyorum ha? Ne? Koyun satmıyorum. Ne koyun lan ben nerede? Marketten ne koyunu oğlum buraya ne? Yok hadi. Hayır sen çetmeli değil miydin? Ben çetmeli değilim. Çetmeli gitti. Hadi be. Ha, memur oldu. Çetmeli emekli oldu. Çetmeli emekli oldu var mı? Ya bu koyun neyi satıyor? Rizi'ye gitti Rizi'ye. Vay be. Sefa. Anladım. Çoktan beri gelmedik biz işte. Biliyordum da ben onu tanıyorum. Biliyorum buraya gelmedik. Ha, çetmeli. Basa onun için soruyor. Basa Salih. Koyun kuzu yok mu? Gayri zamanın gelmiyor başla tavuklara mı su gayri? Vay ya biraz hava ısına koysun. İşte ısınınca. Gördün mü? Oğlum biraz daha koysun bakalım. Tavuk canavarı. Ya aynen. Geçen birisi televizyonda arabanın arkasına doldurmuş gezen yumurta diye. Evet. Tavukları gezdiriyordu. Bizim Salih de öyle. Çok seviyor. Bismillah. Basa çay bıçakla da geliyor. Yarım kreatif kofit. Evet zaten olması gereken arkadaşlar. Çay, şeker. Şeker var şimdi. Ondan sonra yağ. Şekerle misafir gelince iyi oluyor. Tamam hani. Zeytinyağını da alın. Bir daha şey olmasın. Şey. Zaten arkadaşlar bizim süt, yoğurt, peynir, şudur budur onları zaten kendimiz yapıyoruz. Yoğurt mu? Yok ya evde yoğurt. Lazer onun için demiyorum. Ayran mesela bak 42 lira diye. Ondan sonra peynir fiyatları tabii ki beyaz peynir 149, 118. Peynir mi alıyorsun? Yok onu demiyorum bakıyorsun ya. Ya sen ben şundan yoğurt mu alıyorum ayran mı? Allah Allah. İçecek mi? İçerim. Ben iyiydi evde ayran yok mu ne? İçin mi yandı lan? Ben bilmiyorum ya. İçim mi yandı? Ben bidonlara koyayım. Arkadaş ya. Ne diyorsun Salih? Demek ki Salih'e var ya bidonu koyup da ayranı satsan alayım. Kendi evindeki değil mi? Böyle kıymetli oluyor bu. Halbuki var ya Salih. Anamın yaptığı ondan lezzetli. Ben fabrikasında da çalıştım. Al neyse al gari. Hevesini kırmıyoruz. Al. Dur. Bakalım. Al Salih. Zeli bu. Allah Allah. Ha, şey ala geldim ben. Sucuk ala geldim. Onu. Bir de meyveli sucuk yiyin. Yoğurtla tencereyle bu ne diyor? Başka bir şey al. Tamam ya oğlum. Değil sana gayrı aldı bırak alsın. Yerini bırak. Şey ala geldim. Geçen dağa gideceğim diye hesaplıyordu arkadaşlar. Salih ne? Dur araba geldi. Oo, yük geldi. Torku Konya'dan bak. Böyle mi? Tamam geliyor Salih. Yani Konya'da üretiyor torku. Evet. Hepsi bizim. Yo ayırabiliyorsun Salih. Böyle mi? Böyle mi içinde? Ha. Alabiliyor musun Salih? Ha. Torku şeker. Torku Konya. Tamam. Dinletin. Tamam at oğlum at. Yok ölmene kaçarım. Onu. Eskiden Berat küçükken geldiğinde de arkadaşlar en çok onunla salam yerlerdi ya çocukla bizim. Ben hayatta hiç hoşlanmam yani salamdan. Yemen de. Evet dakikalar ilerleyip gidiyor. Yani. Hanımız da mı döveceğiz? He? Hanımız da mı döveceğiz? Ne edeceğiz? Anam. Anam neydi? Baka bakalıyız. Tamam. Ya yayın geldi. Adam ha? Ayran alıyor ya marketten ya. Bardak alıyorum. Hele. Hele. Neydi o? Mevlüt mü vereceksin?
Çay çay. Lan. Evde su içeyim. Bardaklar hani. Ulan Cihali. Ulan Cihali getir insanlar. Ne? Biz de böyle işte. Tavukçu Cihali. Kaç? Şey de al Salih. Mehmet Ali abi 5.75'e geliyoruz Salih. Evet arkadaşlar. Nerede kalmıştık? Ya vardı ki. Ne alıyorsun sen de? Aldım. Gidiye yine. Bir şeye bak ya yine. Ne aradın kırmızı şapka? En çok sevdiği bunlar arıyordu işte bak. Bak küçük çocuklar gibi aynı. Ne meyveli soda nerede ki? Meyveli soda mı? Meyveli soda nerede abi? Meyveli süt vereyim ben size. Ne şimdi ya? Onu alıyor mu ya? Ya bunu uşak gibi yeriz yani. Bunu da uşak gibi içersin. Gel ben sana onları vereyim. Ya oğlu süt vereyim mi sen? Yok yok sen o babaya. Kardeşim. Sütlü şey vereyim. Muzlu vereyim. Soda mı şey? Meyveli soda versene ona. Tamam. Soğuk olsun mu? İçin yanıyor. İçeceğim mi? Neyi dersin ki ben sana vereyim. Limonlu mu diyor? Ya, karpuzlu. Karpuzlu mu? Ha. Nereden bulsun sen şimdi karpuzlu sodayla? Ha, karpuz çilek. Oğlum. Ya köy ile alacaktım. Dur. Peke de alacaktım ben böyle. Ha, naylonuyla diye. Naylonu koy ya. Dur naylonuyla koy. Bunu koy yerine bırak hocam annem. Anam ne diyeyim ben bu kırmızı şapkayı? Olmaz. Küçük çocukla gibi. Hele. Salih. Buyurun abi. Kartonuyla ama şey ne o? Naylonuyla. Tuttun mu? Ha, bir zaman. Şey 3 gün falan hani Kemal Sunal'ın işte filminde bir zaman yeter. Şey, Vita yağları teyze. 167 lira. Safiye anne bana da bir bahra ve dese diye ye. Atla gel Şaban'da. Bizim Salih'te Safiye anne bana da bir bahra ver diye ya. Bundan alayım diyor Vita yağını. Vita yağını. Tamam ben karışmam ya ben ne diyeyim? Ben anlamam o işler. Ben karışmam. Ya yani mutfak eksik neyse arkadaşlar. Yağdı, çayıydı, reçeliydi. Alacağım. Zaten bir evde olması gereken şeyler. Aşırı bir şey aldığımız yok. Yok. Ama kırmızı şapkaya dokunma. O çocuk su şeyleri seviyor. Ben şuradan sanıyordum. Onları da arıyorsun. Efendim Zali. Al sen niye soruyorsun bana? İyi o daha iyi. Tarladan. Nereden geliyor bunu Antalya'dan mı? Tarladan. Köyden bayandan sizin köyden geliyor. Var ben boşaldın geleyim mi yardıma? Elek dağından geliyor diye ya. Eyvallah. Epey kucakladım. Veresiye defterini de kaptı gitti. Ya eski film de öyle. Evet bayağıdır kibrit yok. Kibrit yok maalesef. Sefa Rizi'ye gitmiş öyle mi? Evet Sefa Bey. Hayırlısı olsun ya. Maşallah ya. Evet. Memur olmuş. Benim adamım gitmiş herhalde. Tüh. Salih, bazen işte öyle KPSS'den kazananla gidiyorlar. Yersin mi oğlum? Efendim Salih? Geleyim mi kasaya? Kasaya geleyim mi diye? Kasaya geleyim mi diye? Anne, eksik bir şey var mı? Bakın da. Kredi kartım olacak, vakit mi alışveriş? Dur, geliyorum şimdi. Arkadaşlar, Jeep Sarı Beyefendi. Gel ben sana bulayım gel. Şu arada bir yerde olması lazımdır. Gel yine bakayım bak. Ha daha orada. Gel. Hangisini istiyorsun alayım. Bu neydi değil mi? Hı. Güzeldi. Şey. Hele. Bir şey yaptım. Ne diyeyim ben bunu? Salih'in öyle yağmış, çaymış. Ha, çay tabii ki çok sevdiği de. Ama çocuk şeylerine dayanamaz. Çocuk şeyi. Şimdi ne
abi ne de işte yani elini çekiyorum. Ha. Ben de işte öyle. Ben arkadaş şaş ya. Adam ayran ayran almış teki diye ya. Teki varlık mı? Efendim Salih. Tamam yavrum. Teki getir. Tamam. Bana kalıyor. Efendim Salih. Ben şey hamsi balı almayayım. Palamut alırız. Bırak. Vereyim ben bana. Efendim Salih. Tamam. Evet yavaş yavaş bir alışverişin daha sonuna geliyoruz. Sağ olsun arkadaşlarından sohbet muhabbet içerisinde. Dur bir şey diye yine kırmızı şapka. Arka almadan hayatta gitmez. Dur. Bir de kolay ya. Öyle. Bir de krem alacağım. Krem aldım adam aldım. Almışım krem. Bir de tıraş şeyim yok. Makineyle ne diyor ya ben sana tıraş? Tamam mıydı abla? Geçelim. Dur bir şeye bakayım. Yine jiletlerden yine vazgeçemeyim. Tamam. Hadi kardeşim. Hayır tamam diyor. Abla biber alacak mı? Ha domates biber gelmişken alalım diyor. Ama portakal da çok güzel ha. Vallahi bak yumuşacık yani. Ha tamam abla. Biber getirdi. Biber gelmiş ama doldurabilirsin. Çok pahalı mı? Sen şimdi doldur be. Patates 17 lira arkadaşlar. Çocuk poşeti doldur. Soğan 7,5. İndirimde pirinç var. Çok kaliteli pirinç indirimde yoğun. Aldık pirinci aldık. Bunu Ramazan. Pirinci aldık. Tabii ki arkadaşlar Ramazan geliyor. İnşallah. Buyurun alayım vallahi. Biliyorsunuz. Şimdi ben çıkacağım. Aynı yarışma programı gibi. Bunu şöyle biraz daha böbürüyor. Evet arkadaşlar. Kırmızı şapka. Yağı da unutmam. Bir kere ben valla yağ var ya markette unutmuşum. Başıma geldi yani. Yağ, çay, şeker. Tamam. Hadi çekin. Hadi hayırlı işler diyelim. Kardeşim hayırlı işler. Hayırlı akşamlar hepinize. Kevgül gibi. Görüşürüz. İyi akşamlar olsun. Teşekkür ederim. Yine bekledim. Eyvallah. Hadi bol kapışmasın. Şu anda şey kevgül gibi oldu. Evet. Ne anne? Plastik kevgül mü? Hadi çıkalım yavaş yavaş. Hadi çıkarmayayım ben onları. Ya şunu vereyim paketlerini. Çayın an şeker zaten arkadaşlar. 300-500 ikisi zaten. Ben nereden baksam? 2000 liranın içinde. Ama bir yerde olması gereken işte ne bileyim biz 3 kişiyiz. Tabii ki kalabalık aileler için de daha farklı yani. Kameramızı kontrol edelim. Tamam Salih geliverin hadi. Bizim araba biraz arkada kaldı. Bana bak. Ben arabaya götürüveyim ana isterseniz. Ne yandan gideyim? Şuraya arabayı alayım da geleyim ben. Bekleyin. Bekleyin. Çayını doku arabaya hadi. Hadi güle güle Salih. Hiç kankam durdum. Çaysız olmaz arkadaşlar. Salih. Pazara geldi mi? Dur. Neydi la? Dur Salih bir dakika. Şimdi yanında bir şey geldi herhalde. Tamam. Arabayı da koyayım da. Hadi. Şey, araba geliyor burada. Hadi yürümelim. Tamam. Tam da aşağı kodu kolan geliyor. He? Kodu. Kampeti geliyor kaç. Tam da kamyonun geldiği zaman geldi bizde. Hele yine gidiyor bassa. Geçen sene kartonlarını topladı geldiydi. Bu sene toplamadı arkadaşlar. Çıkan kartonlarını bak yine gidiyor hele. Haydi. Gelmeyi düşünmüyor musun herhalde? Ya İnşallah. Ne la bu? Ha bu köpek değil la. Evet Salih biz hemen arabayı alalım. Ve ya çıkmıyor korktun ya. Lan neyle heybetle niye birden kırmızı şapka?
hadi binin gidelim. Aneee. Onu nereden bulabiliriz ya? Vallahi. Kapıyı açmış hanım var. Geliver hadi. Aynen öyle. Daha her yer kapanmamış tam da. Nereye gidiyorsun? Kapanmamış tam da kedilere nereden bulabiliriz diye düşünüyorum. Nerede satılıyordu hadi? Vallahi hani. Kapı şeydi aynı. Kapınızı bacanızı örtün. Bak araba ya adam şeydi böyle. Dikkat edeceksin geçerken. Alo. Ben çıkıver yere. Tabii. Geniş bir yere. Yerden bir yerden gireriz ya. Hocam bak buraya mikros da açılmış lan Salih. He? Kaç tane market açıldı ya. Burası da basa. Haa mikros da. Burası burası. Ara caddelerde geziyoruz. Nereden bulabiliriz ana kedi babasını? Tamam hadi. Bizim baytar çoktan kapatmıştı ya. Şey vardı lan. Baytar yok mu burada? Başka marketlerde var mı? Vallahi. Markette nerede bu cihane? Ama mı sizlere markette? Satan yerle bu sahil mi? Tabii Salih. Ya, bazı yerlerde var oğlum. Ha bakarız iyi. Oraya girmek de mesela ya. Oradan çıkıyor. Adam o yata geliveriyor. Bak adam gelsin. Gelsin. Alıştık galiba. Bakın kemik mi alacağız? Tavuk kemik mi? Bırak alma. Yarar iyi. Bizim tavuk çocuk mu ki? Aşağıda arkadaşlar kaldı. Artık alıştık. Ben köye geleli Kastamonu'da bayağı bir yılla durdum yani. Ama köye geleli işte burada da gittiğim yerle hep bellidir. Dükkanlarda da sağ olsunlar hep arkadaş edindik. İyi bakan iyi görürmüş arkadaşlar. İyi bakalım ki iyi görürmüş. Evet, Taşkapı sokakları. Şey niye almadık biz ya? Akşam böyle. Çikolata diyor, sütlü çikolata. Ekmeğe çalma aldı. Yok o değil, o değil. Geçen de böyle gidiyorduk arkadaşlar. Aşağı pazarın orada. Assubaymış adı. Anam bağırıyor. Oğlum frene bastıyor ama ben de birden adam, çıkmış bulundum. Şimdi anamın dediği de doğru. Adam gelip ve yumuş attı. Ya. Evet şuraya pastaneye uğrayacağım 2 dakika. Hadi bir yere ne yiyor? Tamam Salih ben çekerim arabayı kenara bir yere. Bunlar da vardır yani. Şuraya çekiveyim. Tamam. İyi, senin çorbacıya geldik Salih. Ama onu çoktan kapatmışlar. Kapalı. Bizim tavukçu çok mu bakalım? Ana kapatmış. Tavukçu kapatmış kız. Köpeklere kemik alacaktım. Ey anne. Tamam alıp da geleceğim. Tamam. Evet. Geliyor. Hayır. Bizim tavukçu kapatmış. Neyse tekrar devam ederiz arkadaşlar. Kedi maması ararken arkadaşlar Salih yine gidiyor. Eğer ki var ya bir yerde Ford traktör görmesin. Hemen göresiye böyle gelip bakar inceler gayri. Atalık T7 diye bak en tutulanında. Yani lan Salih. Hadi gidelim yavaş yavaş. Baktın mı? Temiz. Motor temiz. He? Bir şey yok. Temiz motor. Jilet gibi olsa. Ya böyle, jilet gibi de. Para da jilet gibi olur. Parası da jilet gibi zaten. Öyle hani
Demeyin olmuyor. Ha şöyle bakmayın olmuyor. Bunu alacak. Bakmayın böyle git gelmeyin olmuyor motoru. Arkadaşlar diyorum ya videolarımda hep ilk traktörümüz sadece bizim Ford'du. Ama bu değişik. Bunun zoru da değişik. He? Değişik. Bu Hema. Bu farklı biraz. Orada değişiklikle olmuş. Arkasına çip. Çıkış falan. Kullanmışlar motor. Yani. Bu motor çok kullanmışlar. Hele. Yani sorsam yani başka birine sorsam kullanmış da yani adam satmış yani. Baş. İnceli iyice bakıyı. Karasayet'in yanındayız. Caminin. Hadi gidelim yavaş yavaş. Her taraf kapanmış. Nereden bulabiliriz? Aşağı gideceğiz. Ah Salih. Gidelim de oğlum. Bizim baytar da kapatmıştı. Tavukçu yok mu burada? Yukarıdaki tavukçu kapatmış mı? Kapatmışlar ya. Gelme. Öyle ya, önün arkana bakıyor. Ağzı geldi, ağzı gitsen. Ya, görüyor Salih. Hadi. Biz gidiyoruz. Kime? Bule bule diyorsun adamları. Sen tanımıyla ki. Evet arkadaşlar. Tadilat bitmiş mi otelde? Dış cephe yapılıyor. Yazın takipçilerimiz geldiği zaman buraya geliyor. Ergül Atele. Dündar abi burada çalışıyor. İçinde de bakalım. Ben dışında. Yok dış çapı yapmışlar da. Şu kenardakilere bakalım. Sorma ya. Bulabilsek şunlardan. Tadım dondurma. Salih'in kardeşler manav. Yok bizim ora kapanmış. Kapanmış. O durmaz bu saatte. Ya ben ana burada yine akşam oldum, hava karardım, iş bitiyor burada ya. Küçük yer. Ne geldi? Şey ya. Neyse Yakup Gülüs'e yer aradım ben. Yakup akşam ne gece ne gözünü? Evet. Kastamonu'da öyle erken kapanmıyor. Yemcilerde ne yok? Yok. Markette bulunuyor. Markette yani, bulunmuyor. Yani market. Kaç yere girdim? Bir tek Yermeş'te bulunuyor öyle. Değil mi? Bak, evet döndük dolaştık. Köprü başına geldim. Nereden gidelim? Buradan mı gidelim? Buradan gidelim Salih. Belki benzinliğe gidince hani orada market gibi soralım. Tamam anne. Sorarım. Şeye sorarım ya. Balcan'ın oraya ileri sorarım ben şimdi. Tekrar yine devam ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, batarya bitiye, kırmızı şapkayla yolculuğumuz devam ediyor. Alışverişimizi yaptık. Bir daha kar gitmiş. Taş köprüden çıktık. Neyse Ali. Bir daha kar gitmiş. Bu hayatta arkadaşlar öyle fazla para var harcamayı sevmiyor kırmızı şapka. Tavuk yok mu diye bak marketteki arkadaşlara. Herkes tanıyor kırmızı şapkayı. Evet buradan da otobüs buradaki geliyor. Petroldekine de arkadaş. Otobüs geliyor ya arkada. Ya Sinop otobüsleri gidiyeli İstanbul'a. Ben de Sinop'a yolculuk yapardım buradan. Geçti mi? Güya gidiyor. Yok gidiyor. Gidiyor. Hadi güle güle otobüs. Hey Sinop. Kar yok, buz yok. Şimdi yolculuk yani, geçen çok üzüldük. Ben hiç dayanamadım. Tomruk yüklü, tırla. Herkesin yetmek için. Öyle ya. Burada da çalışan arkadaşlar da beni tanıyorlar arkadaşlar hep. Ben devamlı gittim bir yere giderim. Ben tanımıyorum. Berberim olsun, lokantam olsun. Çoğursa hepsi kardeş aynıdır. Sürme çoğursun. Evet geldik petrole. Otobüs durdu. Hele. Ha otobüs durdu. Allah Allah buldum, mola veriyorlar demek ki. Acaba Sinop'un mu, Samsun'un mu bilemezsin. Ulusal.
Efendim Salih. Batarya evi de. Aşağı gidiyor Fatih. He? Bunda ta aşağılara gidiyor. Hayır ya, bunda tam Rize'ye kadar gidiyor. Tabii. Ben Sinop, Samsun diyorum da. Otobüs mola vermiş. Bizim arkadaşlardan. Bekliyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, Sinoplu bir hemşerimizi vurduk buldu abimizi. Sinop'un yerlisiymiş tabii ki. Demin sohbet ettik biraz. Size de hayırlı yolculuklar abi. Sağ ol, teşekkürler. Ne kadar gurbette kaldınız artık? 30 yıl gurbette kaldık. 30 yıl. Emekli olunca. Maşallah. Sinop'a dönüş artık. Küçük sanayi sitesine giderseniz oralarda bizi hatırlıyor. Ha, oralarda bizi hatırlayabilirsiniz. İşte... Ben de kamuda çalıştım. 24 yıl Telekom'da çalıştım. Evet. Oradan emekli oldum. Maşallah. Memleketimize yerleştik. Şimdi oğlumu ziyaretine gidiyorum. Oğluma selamlar. O İstanbul'a yolculuk değil mi? Aynen öyle. Tamam. Hayırlı yolculuklar. Sizi tamam, bekletmeyelim. Evet. Buradan bütün Sinoplulara da selam olsun hepiniz arkadaşlar. Tabii ki orada bizim de 3 yılımız geçti. Bizim için oranın benim için şeyi çok farklı yani. Bizim ne ettin Salih? Gelmedi herhalde daha arkadaş. Bayağı kalabalık. Tam da araba çalıştı. Abiyle sohbet ediyorduk. Efendim anne. Kedi maması mı? Burada kedi maması ne gezer hana ya? Belki satıverin, soru verin. Tamam. Kedi maması bulunuyor mu market maalesef? 200. Maalesef ama. Evet. Sonra da yolculuğumuza devam edeceğiz. Gel buraya gel. Kaç tane otobüs geçti Fatih. Evet. Anne şimdi mola verdiler. 30 yıl çalışmış gurbette. Artık diye amca Sinop'a yerleştim diye. Şimdi oğlum yanına gidiyorsun diye. İstanbul. Öyle ya. Geçen çok üzüldük arkadaşlar. İşte... Canlı gönülden dua ediyorum. Tabii canım. Sinop'a geri gideyim. Değil mi diye Sinop'a? Yakın merkez köydenmiş. Evet. Bir akşamın daha böylece sonuna geldik. Bari bize evvel işte şöyle alışmış. Yani. Böyle akşam kırmızı şapkaya anama da bir değişiklik oldu, öyle dolaştık. Her gün gidemeyeceğim. Anam. Gidemeyeceğim. Onu kesiver ya hemen bu. Her gün gidemeyiz öyle biz diye. Onu kes ya da koyver ya. Anne. Onu kes ya da koyver ya. Arada sırada. Yani her zaman gidemiyoruz. Arada sırada. Öyle ya. Tırcılı olsun, otobüsçülü olsun arkadaşlar. Uzun yol şoförleri kolay değil. Yok canım. Ya gelemiyor ya. Ya bize birçok misafir geliyor arkadaşlar. Yani tır şoförü olan da var, uzun yol şoförü olan insanlar da var. Yani illaki hiç kimseyi unutmamak lazım. Taşköprü'ye çıkınca videoyu sonlandırıp arkadaşlar. Zaten buradan girişte başladıydım. Köyden başladım da az çektim köyden girerken. Yavaş yavaş. Arabasına olsun. Tabii canım, hayvanlar dolaşmadan durar mıyız biz ya? Aynen. Yatarız onu. Hele yatarız yavaş. Ha yatarım parası. Erkenden yatar. Ali olsun. Yani? Onda çay içelim, kahve alalım, çay. Muharrem'in eniştesi de burada itfaiyeci arkadaşlar. Hüseyin. O kapalı da mı? Yok canım, orada 24 saat açık saniye itfaiyeci. Tabii. Her zaman. Evet, ortalık karardı. Hoşçakalın arkadaşlar.